Aa, karşıdaki ev tutulmuş. Evet, yandaki kapıcı söyledi. Yeni kiracılar bugün taşınıyorlarmış. Kimmiş taşınanlar acaba? Bilmem. Bu seferkiler gidenleri aratmasılar bari. Allah korusun. Ne gürültücü insanlardı değil mi? Böyle çocuklar. Bunlar da kalabalık mıymış acaba böyle çoluk çocuk? Hiç haberim yok. Hı? Dün bir kamyon dolusu eşya geldi. Ha desene, zengin bunlar. Hadi al asmalık şeker. Güle güle şekerim. Gecikmezsin değil mi? Yok canım, niye gecikeyim? Her zamanki gibi 6'da evdeyim. Eyvallah. Günaydın efendim. Günaydın. Bu Aram Bey'in şeyini yazıyorsunuz değil mi? Ha, güzel. Günaydın. Tam saat 8:30. Sana bakıp saatimi ayar ediyorum. Bir günde 5 dakika geç gel be mübarek. Abicim. Ne yapalım, benim hayatım muntazam işleyen bir saat gibidir. Hem canım düzenli yaşamak kabahat mı yani? Dur hemen kızma. Neden kabahat olsun? Aslında sana gıpta ediyorum. Edersin tabii abicim. Senin gibi başıboş yaşamıyorum ki. Sen sanki başı dolu yaşıyorsun da ne oluyor? Sabahları evden işe, işten eve. Abicim ne yapayım, işten çıkınca sokaklarda dolaşamam ya. Ben senin gibi zampara değilim ki. Yahu şu işi beraber kurdum. 10 senedir de geçinip gidiyoruz. Bir akşam da program harici bir iş yap, ne olur ya. Bir gece eve gitmesen ne kaybedersin? Bak mesela ben bu akşam 12'den evvel katiyen eve dönmem. Hadi, vallahi inanmam. Atıyoruz. Allah canımı alsın ya. Şahin. Abicim bu gece size karımdan yemeğe davetliyiz. Aa, ya. Ben onu tamamen unuttum. Mühim bir randevum var. Biraz geçiksizden beni idare et, olur mu? Bilirim ben senin mühim randevularını. Muhakkak bir kadınla buluşacaksındır. Valla. Nefis bir esmerazım. Senden saklayacak değilim ha. Ne olur kaçırmayayım şu karıyı. Geç kalırsan beni idare et. Ya biz yabancı değiliz ama peki karın ne olacak? Ona ne diyeceksin? Orasında artık sen idare et. Mühim bir müşteriydi, çetin bir adamdı. Yemeğe falan gitmek icap etti falan dersin. Artık o kadar da idare et. Ben yemeğe yetişirim. Hadi yavrum. Vallahi abi senin işlerine hiç aklım ermiyor ya. Peki ağzına yüzüne bulaştırmadan, korkmadan nasıl yapabiliyorsun, beceriyorsun? Müsaade et de o kadarını yapalım artık yani. Yapalım ha. Buyurun, buyurun. Hoş geldiniz. Buyurun, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz efendim. Pardon, buyurun efendim. Aman efendim, ne zahmet. Rica ederim çok efendim. Çok mersi. Fikret Bey yok mu? Daha gelmedi. Ben de merak etmeye başladım doğrusu. Yo, merak etmeyin. O iş peşinde, iş. İş peşinde mi? Evet, ne işi? Şey işi. O böyle çok mühim bir iş. Bir çetin bir müşteriyle randevusu var. Yani o bir başka türlü bir iş yani. İş işte. Yapma. Yapma, dur. Durmam, otobüs müyüm ben anam. Hadi bakalım, viski ısını mı bir şeye yaramaz. İçelim de kendimizden ben geçelim. Ben içmem. İçersin anam, bak. Fikret gecikecek herhalde. Siz de acıkmışsınızdır. İsterseniz biz oturalım sofraya. Yok valla iyi olur. Çünkü yani Fikret abinin ne zaman geleceği pek belli olmaz zaten. Evde misafir olduğunu da biliyor. Bazen öyle kızıyorum ki şu Fikret'e. Yo sakın ha, kızmayın. Ne yapsın zavallı? İş canım bu. Bakın şimdi o çok çetin bir müşteriyle kim bilir nasıl, o Ahmet Bey'le nasıl uğraşıyordur kim bilir. Ah o ne Ahmet. Tanımazsınız siz onu. O ne Ahmet'tir o. Bırak. Olur mu ya? Lan yapma. Onlar var yukarıda ya. Ayağını öpeyim. Üstüm hadi. Ay! Biz de bu memleketin tapasıyız lan.
Vay anam, gel. İstemiyorum. Yavrum, içerim. İçersin. Şu ecnebi maddeyi. Yapma, aramıza yapma. Yabancı girmesin anam. Bak ne kadar samimi ol. Yavrum, Allah. Kahveleri nasıl içersin? Ben böyle sapından tutup içiyorum. Şaka şaka orta. Benimki şekerli olsun. Evet, mektepli. Saat 10 oldu. Şu Fikret'in yaptığı işe bakın. İyi ki yemeği yedik. Ben size söyledim hanımefendiciğim. O öyle kolay kolay gelmez. Çünkü ben müşteriyi biliyorum. Katiyen çetin bir müşteri. Yani onu ikna edip de işe aklını yatırmak imkansızdır. O ne Ahmet'tir o. Ah o ne Ahmet'tir o. Havalar da bozdu. Ya doğru. Aşk olsun Fikret, saat kaç farkında mısın? Şekerim, neredeydin biliyor musun? Tabii biliyorum. Ben söyledim ben. İyi bok yedim. Her şeyi anlattım abi. O çetin müşteri Ahmet var ya, Ahmet. Aman Ahmet. Nasıl yok be? Karıcığım vallahi... Anladık, iş randevusuymuş. Ama o çetin müşteriyle buluşacak başka akşam bulamadın mı? Ama karıcığım iş bu, bilmiyorsun ki. Allah aşkına. Niye oturmuyorsunuz? Yok abicim. Biz kalkmışken müsaade isteyelim. Daha erken oturun canım. Abicim şu haline bak ya. Müşteri senin canını çıkartmış. Ayakta duracak halin yok ya. Bir an evvel yat da istirahat et yani. Silinmiş tüfeğe dönmüşsün. Bittim vallahi. Efendim Allah'a ısmarladık. Geliriz. Rica ederim. Aman. Ahmet ki... Şeyden, küreği arzdan ibaret. Böyle, tamam. Buyurun. Aç! Önünü öpeyim, ayağını, bir de ısırayım. Ulan bir yudum, Allah var yukarıda be. Ana, yap, vallahi fena oluyor. Hoş geldiniz efendim. Fikret Bey sizi bekliyor. Belli, belli. Yahu ne adamsın be birader. Hadi dışarıda yaptıklarına eyvallah diyoruz ama bari yanında çalıştırdığın kızı rahat bırak. Ne? Çirkin kız değil ki. Aman abicim ne biçim laf ya, sen bu iş zorla olmaz ki ya. Zorlu olduğunu nereden çıkardın ya? Tabi kız ekmek parasıdır diye ses çıkartamıyor. Sen de bunu fırsat biliyorsun. Tıkır tıkır. O bu işe dünler razı. Zaten bütün kadınlar erkekler tarafından sevgi yormaya alışıktırlar. Erkeklerin de onlara sevgi ve saygı göstermeleri vazifeleridir hafız. Allah Allah abicim, bu laf mı yani şimdi ya? Laf ya. Tabi insan kendi karısına sevgi de gösterir, şefkat de. Ama her gün senin gibi böyle önüne çıkan kadına böyle sevgi diye hürmetli saldırmaz ki, benim aklım ermiyor yani. Aklın yoktu ondan. Ne yapalım yani, şimdi birini sevdik, evlendik diye bütün etrafında dolaşan kadınları ıskanı geçelim. Hayır abicim değil ama bunun adına da sadakat denir yani. Sadakat. Sadakat enayilerin kartvizitidir. Bütün güzellerin beni hayran bırakmaya hakları vardır. Birini sevdik diye diğerlerini bu haktan mahrum edeyim. Abicim bu nasıl felsefe Allah aşkına, ne felsefesi bu? Yani ne yapacağız yani? Hak yemeyelim diye önüne gelen kadına kene gibi mi yapışacaksın o? Yok canım, olmaz. İyi. O belli etmese bile senden bunu bekler zaten. Ama olur mu canım? Meşhur bir laf vardır. Çapkın olmayan erkek, adam akıllı merkep. Ağzını bozma abi ya. Ya o sana kim ağzını bozuyor ya? Bir şey dedik mi sana biz? Ben biraz merkepim ama. Merkepsin ama abi, yani orta halli merkepsin. Buyurun. Merhaba Tonton. Rahatsız etmiyorum ya. Rica ederim. Ne demek? Ben sizin yeni komşunuzum. Karşınızdaki eve taşındım. Evet biliyorum. Oturmaz mısınız? Yok, oturmayayım. Bu sabah evde yoktum. Benim için size bir paket bırakmışlar. Onu alacaktım. Evet, bıraktılar. Rahatsız etmiyorum ya Tonton ha? Rahatsızlık ne demek? Buyurun. Ay aman of! Çok da ağırmış. Siz taşıyamazsınız. Birini bulmanız lazım.
Hoş geldin sevgilim. Bak komşumuz Oya Hanım. Memnun oldum. Çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. Otursak bari. Mersi. Ben zaten gidiyordum. Hamdi'ciğim, bu paket Oya Hanım'ın. Onu eve kadar götürüver. Zahmet olacak ama. Aman efendim, rica ederim. Niye Çok naziksiniz. Biraz ağır değil mi? Bir ağır gibi de. Bay bay Tanta. Ağır değil mi? Yok canım, hiç ağır olur mu? Teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Ne oldu? Oturun şuraya. Ağırmış, ağırmış. Bu zahmetinize karşılık mutlaka bir şeyler yapmalıyım. Bana? Ne yapacaksınız bana? Bilmem ki. Ne yapsam acaba size? Ne yapacaksınız? Buldum. Ne? Karşılıklı birer içki içsek. İçki içsek ama ya benim başım dönerse? Sakın içmem demeyin, darılırım. Demiyorum, darılmayın. Ay neredeydi o viski şişesi? Güzel kadına bakmak bir erkeğin vazifesidir. Çapkın olmayan erkek, adam akıllı merkep. Siz yok musunuz siz? Ne çapkın olduğunuzu anlamıştım. Estağfurullah. Biz vazifemizi yapıyoruz. Pardon. Ömürsün vallahi. Kadın sana içki ikram ediyor. Sen şaşkınlıktan koca paketi kadının ayağına düşürüyorsun. Ya kadın ayağına değil, kendi ayağım abi. Can acısından öldüm vallahi ya. Nasıl bir kadın? Ve tarif et bana ha. İyi güzel. Güzel. Çok güzel. Yapma. Allah canımız. Çok ya. Güzel ya. Böyle nasıl güzel biliyor musun? Yani böyle. Böyle. Şeyin planı. Böyle. Böyle. Ha. Mefruşat. Evet. İri. Yapma. Bayılırım. Ölürüm. Tanıştır şu karıyı benimle. Tanıştırırım abiciğim ya. Tanıştır beni, olur ya. Olur mu? Buldum. Ne? Şimdi size öğle yemeğine gidiyoruz. Hadi. Fatoş'a telefon ediyorum. Abi ne yapıyorsun ya? Memleket davası oğlum. Evet. Evet ama anlar abicim, anlar. Alo? Alo? Fatoş, ben Fikret. Fikret. Bugün öğle yemeğine sana geliyoruz. Senin şu süböreğini çok özledik. Börek. Öteki. Tabii. İstediğiniz börek olsun. Hemen yaparım. Sakın gecikmeyin. Börek soğursa hiçbir şeye benzemez. Hadi bekliyorum. Tamam. Bir de sizdeyiz. Alasman. Abi ne yaptın ya? Şimdi Fatoş eve niye gittiğimizi ya anlayacak olursa. Allah anlamaz be kardeşim. Anlamaz olur mu ya? Abi ben bir bakayım. Hadi. Fatoş, börekler hazır mı bakayım? He? Hazır. 5 dakika daha beklerseniz hemen getiriyorum. Senin o güzel böreklerini 5 dakika değil, 5 sene bile beklerim. İltifat etmeden de duramazsın. Kibar adamdır abimiz, bilmiyor musun? Abi, bir dakika. Gel. Gel bakalım. Abi çıktı gidiyor be. Fikret abi nasıl, beğendin mi? Beğenmek söz mü? Lokman hekimin ye dediği şey. Hadi yürü, beni bu karıyla tanıştıracaksın. Olur mu abi? Olur, hadi. Abi olur mu, börekler gelecek? Ya börekler siktir et be. Börekler hazır. Hadi bakalım sofraya. Maalesef yemeyeceğiz.
Neden? Saatlerde çok mühim bir randevum var. Ya az kaldı unutuyordum. Gitmezsek eğer tam 50.000 lira zararımız var. Söylesene ulan, öyle değil mi? Sen söylersen öyle dersen öyle de abi. Ama börekler? Bir lokma yerim şimdi. Hakikaten nefis olmuş ama ne yazık ki yiyemeyeceğiz. Ama işimiz erken biterse gelir yeriz. Hadi yürü Hafız, yürü. Affedersin karıcığım. Hı. Yürü Hafız, yürü. Merhaba Hamdi Bey. Neden öyle nefes nefese kaldınız? Birini mi kovalıyordunuz? Yok, şöyle bir dolaşıyorduk. Maalesef bunun bizi tanıştıracak, ben kendi kendimi takdim edeyim. Fikret Ateşok, Hamdi'nin iş ortağı. Siz beni taramazsınız ama ben sizin hakkınıza çok şeyler biliyorum. Öyle mi? Hamdi'lerin karşısına yeni taşındınız. Dulsunuz. Güzel yaşamayı, hayattan zevk almayı seversiniz. Tamam mı? Evet. Adınız da Oya. Tam size göre bir isim. Ne güzel, tamam. Bakıyorum da Allah yaratırken bir Oya gibi işlemiş. Hep böyle sokak ortasında mı duracağız canım? Buyurun şöyle bir pastaneye falan giderim. Bu surette daha iyi tanışmış oluruz. Olmaz mı? Ne dersiniz efendim? Buyurun. Tabii memnun olurum ama... Hamdi Bey'in vakti var mıdır acaba? Benim mi? Hı? Ne demek, tabii var. Buyurun evet, buyurun lütfen gidelim. Hayır, peki. Rica ederim. Allah'ım, Allah'ım. Sizinle tanışmak benim için hakikaten büyük bir zevk oldu hanımefendi. Diyorum ki bunu bu gece bir kutlasak hani. Kutlasak mı, nasıl? Şöyle birlikte bir yere giderek. Eğer Hamdi Bey de gelirse... Ay Allah'ım, Allah'ım, ben gelemem çünkü... Gelemez, evlidir. Halbuki ben anadan doğma bekarım. İkimiz gideriz. Hamdi Bey olmasa ben de gelemem. Ay. Yabancılarla çıkmak adetim değildir. Ay Allah'ım, Allah'ım. Oğlum, bu kadın sana aşık. Nereden bildin abi? Müsaade et de bilelim. Bugüne bugün zamparalının doktorasını vermişiz. Doğru, biz de versek. Gözlerini süzerse bir Hamdi Bey deyişim vardı. Vallahi insanın içi gidiyordu be kardeşim. Benim de gidiyordu be abi. Bana bak, eğer bu kadını kaçırırsam bütün mezardaki zamparaların kemikleri sızlar. Abicim bak şimdi ben... Abicim bu işlerden ben anlamam ki. Ne demek anlamazsın? Sen erkek değil misin? Erkeğim ama ben evli bir erkeğim. Ama o zaman da ben karımı aldatmış olurum abi. Oğlum ne demişler? Meşhur laftır. Çapkın olmayan erkek, adam akıllı merkep. Estağfurullah abicim. Üstelik kadın gözünün içine de bakıyor. Bakıyor. Güzel de kadın. Güzel. Çok güzel yani. Ben de ne bekliyorum canım? Deliyorsun be. O ne göğüsler, o ne kalça, o ne bacaklar. Yaradara kurban olayım. Ben de olayım. Ben de bittim abi. Nereye bakıyorsun sevgili? Hiç. Gece karanlığına bakıyorsun ama bir şey göremiyorsun ki, karanlık görüyorsun tabii. Böyle bakıyorsun işte, şimendifere bakar gibi. Gazeteni okudun mu? Okuyayım gazeteyi. Sayın seyirciler, şimdi hava raporunu veriyoruz. Kars dolayları parçalı bulutlu, sonra yağışlı geçecek. Güneydoğu'dan esen rüzgarlar bütün bölgeyi etkisine alacak. Kars dolayları parçalı bulutlu, sonra yağışlı geçecek. Bütün bölgeyi etkisine alacak. Bugün İstanbul'da hava öğleden sonra... Ne oldu, neden kapattın? Ne lüzum var televizyon seyretmeye? Zaten bu insanın gözünü bozuyormuş, bir yerde okudum. Allah Allah, sen de son günlerde bir tuhaflık var. Çok yoruluyorsun galiba. Herhalde canım, bir tuhaflık var, ne yapayım ben? En iyisi yatmak, yatalım. Bu saatte mi? Canım bu saattesi falan var mı, ne olacak yani, yatmak istemek kabahat mi, rica edeceğim. Peki kızma. Thank you.
Ne olursun kuzum, ne var? Şimdi de benden mi korkmaya başladın? Yok. Şey, sinirlerim bozuk galiba benim. Bir uyku ilacı mı alsam, ne yapsam? Yoksa burada mı uyusam? Bütün gece gözümü kırpmadım abi böyle. Oya'nın suratı, kalçaları, bacakları böyle her bir tarafı gözümün önünden gitmiyor ya. Bana ne oldu abi bana ya? Yavaş yavaş erkek olmaya başlıyorsun. Peki aman alay etme Allah aşkına abicim. Ne yapacağım ben şimdi? Ne yapacaksın kadınla buluşacaksın? Aa, ama Fatoş. Ya Fatoş'un yeri başka. Ne dedik? Ara sıra çapkınlık yapmayan erkek. Ha, adam akıllı merkep. Ama ben zamparalık yapamam ki. Bak ben sana anlatayım. Karısına çaktırmadan çapkınlık yapmanın usulleri vardı. Yok ya. Bak sana anlatayım. Benim bir arkadaşım vardı. Doktor Ordinarius Profesör Doktor Abuzettin Bey. Müthiş çapkın. Karısının zerre kadar şüphelenmek aklından geçmezdi. Bak ne yapıyor herif. Bir akşam oturuyor mesela evde karısıyla. Ah çok mersi sevgilim. Ancak bir çay içecek kadar vaktim var çünkü ameliyata gideceğim. Çok gecikecek misin? Yok canım zannetmiyorum. 2 saatte falan halledebileceğime inanıyorum. Biliyorsun bu akşam tiyatroya gidiyoruz. Aa, biliyorum. 7'de evde olacağıma de inanıyorum. Ne oldu? Bunun şekeri az olduğuna inanıyorum. Evet. Çaya katılan biraz okaliptüs antif depolojöt ilacı tüm uykulara. Ah çok teşekkür ederim. Benim çok güzel karıcığım fakat yalnız benim gitmem lazım geldiğine inanıyorum şimdi çünkü ameliyat. Ya Allah Allah. Ne var? Birdenbire ağırlık bastı. Öyle mi? Çaya devam et, açılacağına inanıyorum. Devam et, devam. Gecikmeyeceksin. Hayır, değil mi? Geç kalmayacağıma inanıyorum. Sen şunu biraz. Yeter. Annesi yüksek gazda koymuşuz ilacı güzel. 12 saat filan uyutur. Çok güzel. Oraya var karıcığım. Şu terimi siler misiniz lütfen? Terlediğime inanıyorum. Profesör size hayranım. Bu hastanın hayatından ümit kesilmişti. Sihirli ellerinizle onu kurtardınız. Öyle mi? Sen de o kadar güzelsin ki ben de sana hayranım. Bu gece hayatını kurtardığımız Harstan'ın şerefine biraz eğleneceğim. Sahi mi? Evet. Fakat... Yoksa gelmek istemiyor musun? Gelmek isterim tabii. Fakat karınız ne der? Karımın hiçbir şey diyemeyeceğine inanıyorum. Çünkü çayının içine okaliptüs leverajı serptim biraz. Evet. Ne kadar güzel dans ediyorsunuz. Ah, çok naziksin. Artık bir otele gidip yatmanın zamanı geldiğine inanıyorum. Nasıl isterseniz.
Oh, bu ne şahane şey. Ah, harikuladesin. Yalnız sen değil, bu gece de harikulade. Hiç bitmemeli. Öyle değil mi? Memnun musunuz? Orvare merci. Güzel bir gecenin geride kaldığına inanıyorum. Orvare. Uyanacağına inanıyorum. Buyurun. Oh, uyuyakalmışım galiba. Saat kaç? 6:30 sevgilim. Neredeyse sabah olacağına inanıyorum. Aşk olsun. İnsan uyandırmaz mı? Bak tiyatroyu kaçırdık. Ben ameliyattan sonra hemen eve döndüm. Fakat o kadar tatlı uyuyordun ki seni uyandırmamaya inandım. Yatağa yalnız girdim. Ne tuhaf, kaç saat uyumuşum, hala uykum var. Ya saat daha çok erken sevgilim. Biraz daha uyursan uykunu alacağına inanıyorum. Yürü benim, gel yavrum. Zarif karıcığım benim. Sevgili karıcığım. Vay 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 vay. Gördün mü Eloğlu ne numaralar yapıyor? Ya, pes vallahi pes. 5 damla uyku ilacı tamam. Tabii. Peki ama bir şey var. Şimdi hadi ben Fatoş'u uyuttum diyelim. Yani öbürüne Oya'ya ne diyeceğiz? Ya ona da bir numara uydururuz ya. Kimi, Oya mı? Evet. Abi olur mu, açıp telefonu ben ne derim ona? Aç şu telefonu sen. Aç hadi bakayım, bir şey uydururuz. Aç şu telefonu. Hadi. Alo. Oya. Ah, Hamdi Bey, siz misiniz? Evet, benim de. Yani size bir şey söylemek istiyorum. Yani ne diyeyim? Karım bu akşam annesine gidiyor. Gitmiyor ki ya. Ben öyle söyle. Ha, karım bu akşam annesine gidiyormuş. Geceleri yalnız başıma kalmaktan hiç hoşlanmam. Acaba size gelebilir miyim diye soracaktım. Ben geceleri yalnız kalmaktan hiç hoşlaşmazmışım. Acaba gece size ben gelebilir miyim diye soracakmışım. Tabii, ne demek. Çok sevinirim. Geceyi baş başa geçiririz ya. Bekliyorum. Hamdi? Efendim? Ne var senin? Neden daldın öyle? Yok, koy bir şey olmadı, olacak. Olmadı yani bir şey. Yok. Çayın buz gibi oldu. Neden içmiyorsun? Çay içeyim tabii. Çayı içeceğim de içine diyecektim böyle teknik temelden de, fakat yani ben sigara atmadan çaya içemem sigara. Sigaramı getirsene yavrum içeriden. Hadi karıcığım. Peki şekerim. Hay Allah, şeker koymayı unuttum. Aa, ben koydum o. Alo, bakkal mı? En büyük şişelerden beyaz şampanya istiyorum. En büyük, evet. Thank you.
İç, iç. Hamdi geliyor, Hamdi. Hamdi geliyor, Hamdi. Ay Allah'ım, Allah'ım. 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 Ay Allah'ım, kurtulacak mı doktor? Merak etmeyin, kurtuldu bile. Midesini yıkadık, yarın eve dönebilir. Ay Allah'ım, fazla dozda uyku ilacı almış ve zehirlenmiş. Ay Allah'ım, Allah'ım! Bunun bir sebebi olabilir ki... Ay Allah'ım, ben de anlayamadım. Halbuki çok iyi anlaşan bir aileyiz. Ay Allah'ım, Allah'ım! Ne sebep olabilir? Yok abicim yok, senin doktorun metodunda, usulünde iş yok. Ölüyordum vallahi ya. Bak hastanede canımı zor kurtardım, midemi yıkadılar da... ...Fatoş'u uyutayım derken ilacı ben hop içtim gittim. Olabilir. Dur hemen heyecanlanma. Yok. Doktorunki teknik bir metot. Bunun daha basit yolları var. Nasıl basit yani? Ha buldum. Nasıl buldun? Kayseri metodu. Kayseri metodu. Evet. Ne o? Bak dinle. Benim bir Kayseri eşrafında arkadaşım var, ismi de... Halil'e, Halil. Bu ne kadar çapkınsa karısı da o kadar kıskanç. Bu ara sıra çapkınlık yapmak için İstanbul'a gelir... ...karısı da bir türlü peşini bırakmaz. E o zaman bırakmazsa kadın... ...yandı, adam yandı abi ya, yandı. Dur patlama anlatıcıyım. Herif senin gibi öyle salak değil. Teknik zampara. Bak ne yapıyor herif ha. Her hafta bu biliyorsun... ...yahut ay başlarında filan tutuyor... ...kalkıyor İstanbul'a geliyor. E karısı anlatmıştık zaten size... Gayet manyak bir karı. Hoş bulduk lan. Selamünaleyküm kartopu. Hoş geldiniz Halil'a. Hoş bulduk şey. Benim tırafımı aldın diye mi? Aldık tabii, odanız hazır. Hocam oda tamam da o şey diyeceğim. Komisyoncu zurnuya haber verdin mi geleceğim? Tabii efendim, vermez olur muyum hiç? Siz istirahat edin, o da neredeyse gelir. Efendim efendim, hadi biz odaya çıkalım. Hadi yürü kızım, yürü yürü. Şey, lan Zurnik gelir gelmez odaya telefon etme, tabii, tamam mı? Tabii efendim. Ha. Ulan bırak oraya da başını aşağıdan alıver ha. İşte gene otel odalarına takıldı. Canım laf anlamıyorsun ki... ...ben İstanbul'a iş için geliyorum diye mi? Senin benim peşime takılmanın bir cevap... Takılırım elbet. Niye? Karı kız mı kocasının peşini bırakmaz. Ulan bak lafı... Sen nerede, ben de orada. Ne cahil karısın ya. Sanki ben buraya yalnız geçsem kapacaklar mı beni? Kaparlar tabii. Kim kapacak? Ben senin ne mal olduğunu bilirim. Hadi canım, ben camiden başka yere gitmem. Ya gözünü seveyim, gene başlama Allah'ını seversen. Şunu çıkart, soyun, dökün rahat. Yok, soyunmayacağım. Ya. Az dinleneceğim, ne? Ondan sonra da çarşıya gideceğiz, kıza öteberi alacağız. Canım sen acelesine yarın gideriz canım, ne yani? Aa geldi mi? Geldi, gelir gelmez de seni sordu. Ha. Aman telefon! Alo! Ha! Sen bir bana ver, bir, ver bana ver. Kimi arayan? Şşş, komisyoncu Zurnik iş misilesi. Alo, ha tamam. He. Aferin.
He tamam tamam ulan Allah'a. Şey bana bak ulan kaç para isterse vereceğim. Çok para vereceğim. Mal yiyorsun yeter ki. Ne konuşuyorsun herifler? Ya konmuyor mu? İş konuşuyoruz. Şey... Ne biçim iş öyle? Bakıyorum ağzın kulaklarına ah, vardı. Bu ne iş? Bu öyle güzel bir iş ki aklın durur. Şey bana bak. Bu daha bir teferruatın aşağıya inip de konuşalım seninle. Geliyorum lan. Ben şimdi gelirim dur bir aşağıya in. Bana bak o geçen seferki sarışın fena değil. O yeni bulabilir misin? Siz emrettikten sonra tabii bulurum. Heh, onu bulunca hemen derhal yukarıya odaya gönder. Aman tamam efendim mı? Nasıl olur? Yukarıda hanımefendi var. O kalalık atma ulan. Un çuvalı biz bilmez miyiz senin kadar? Tabii. Allah Allah tövbe tövbe. Şimdi bak benim karı biraz sonra ayağı yanmış it gibi buradan kalkıp gidecek. Tamam mı? Sana da bir mektup vereceğim. Biraz sonra getireceğim yukarıya vereceğim. Karı mektubu alır almaz gidecek. Senin öteki sarışın karı burada bekleyecek. Hı-hı. O gidince benim karı sen öteki karıyı benim yukarıya göndereceksin. Ya. Tamam mı? Tabii tabii anladım. Ulan anladık da anladım. Ben söylesene de hadi. Hadi lan. Sen de unutma mektubu lan. Baş üstüne. Hadi yürü çarşıya ne? Çıkıyoruz. Yok canım sen divane misin? Benim işim gücüm var Allah aşkına. Ne işiymiş o? Şey, ya komisyoncuyla buluşacağım. Bu her karıya anlatılmaz ki bu iş. Bu iş bu ticaret işi bu. Ne var oğlum? Yengeye bir mektup var. Bah teşekkür ederim. Neymiş o mektup? Sana bir mektup getirdi bu herif işte bilmiyorum. Allah Allah bana kim mektup gönderir ki? Kim bilir sana kim mektup yazar kim mektup gönderir ne bileceğim ben. Mühterem hanımefendi, kocanız sizi aldatıyor. Eğer onu elinizden yakalamak isterseniz saat 4'te Kadıköy iskelesine gelin bir dost. Şey, ne yazıyor acep mektupta? Hiç, memleketten hatır soruyorlar. Allah Allah, ne diyorlar? Senin işin kaçtaydı? Şey, 4'te. Tamam, benim de 4'te bir işim var. Sen bugün kıza örteberi almaya çarşıya çıkacaksın. Yok. Ya cam olur mu çok mühim demedin mi? Demeyecek diye mi ya? Çarşı bugün kalsın. Bu iş daha mühim. Peki şemsiyeni niye öreceksin bırak. Belli olmaz. Belki de ilazım olur. Hadi eyvallah. Birazdan görüşürüz. Hadi güle güle. Ey gidi gidi yalan dünya gam yükmüşsün. Hadi çık yukarı. İçelim, gözelim, kam alalım dünyadan. Benim karı gelmeden uyanmayalım rüyadan. Vallahi şahi gibi adamsın be Halil ağa, sana bayılıyorum. Ben de sana bayılıyorum, Allah canmasın. Kaltak! Aman yavrum! Canım ne yapıyorsun? Ya senin bu yayla gibi gerdanını öptükçe içim böyle bir tuhaf oluyor. Ama gıdıklanıyorum. Bıyıklarında. Elbet bıyık erkekte olur tabii gıdıklanacağım. Gıdıklanacaksın ki zevk alacaksın evladım. Aman yavrum. Ama rahat dur. Sen ne kadar hızlı erkeksin. Ne zannettin ya o Anadolu torpu aslan gibiyiz evvel Allah. Al gülüm şunu al kendine bir hediye yaparsın ha. Ne iyi adamsın sen çok teşekkür ederim. Estağfurullah bir şey diye sen de fıstıksın. Yavrum hadi güle güle. Hadi bakalım karı gelmeden naşit. Şey bu suç unsurlarını da ortadan kaldırak ki karı görmesin. Kokusunu idare ederiz. Ay aman of! Ooo Fadime nereden geliyorsun? Hiç azıcık dolaştım. Sen o işine gitmedin mi? Yok.
Canım pek sokağa çıkmak istemedi. Otelde istirahatimi neyini yaptım? İyi ettin. Ben de soğuktan geberdim. Vah vah vah. Allah'ım mektubu yazını kahretsin. Ya ne yazıyordu mektupta? Heç heç. Ya heç heç mi yazıyordu? Aman ne güzel. Ya bak Eloğlu neler yapıyor. Vay canına be. Doğrusu pes vallahi herif. Tam Kayserili abi. Bir mektupla işi hallediyor. Bu işe benim aklım yattı yani, ha. Tamam mı? Ya öyle hastanelere gidip mide yıkatmak falan da yok ya evvelallah. Hadi Oya'ya bir telefon et bakalım. Ha, abicim ha. Tamam bu sefer evvelallah bitti bu iş. Alo. Ah Hamdi Bey siz misiniz? Şey karım bu gece gene annesine gidiyor. Acaba rica etsem bize gelir misiniz bu akşam? Hı? Şey biliyorsunuz ben yalnız kalmaktan hiç hoşlaşmam. Merse. Tabii çok memnun olurum. Saat 4 iyi mi? Tamam. Saat tam 4'te bekliyorum. 4'te. Abicim 4'te geliyor 4'te. Hadi bakayım bu sefer beni mahcup etme. Yok katiyim bu sefer evvelallah tamam. Tamam vallahi tamam. Billahi hadi. Tamam. Allah Allah. Burada da bir mektup. Şey, mektup. Ne mektubu? Şey, posta mektubu galiba. Sana. Nereden biliyorsun bana olduğunu? Canım bu evde sen de varsın, ben de varım. Ya sana ya bana. Şey ama sana. Ah, oku. Sahiden bana. Oku. Şimdi işim var, sonra okurum. Şimdi okuyuver işte canım, ne olacak? Sonra okurum dedim ya. Ya saat 4'e geliyor, müşkülat çıkartma Allah aşkına, oku şunu ya. Ya şu dünyada ne insanlar var. Ne? Mektupta ne diyor biliyor musun? Ne diyor? Dünya sen beni aldatıyormuşsun. Yok deve. Bak dinle. Kocanız sizi aldatıyor. Bugün saat 4'te Kadıköy iskelesinde sevgilisiyle buluşacak. Gidip elinizle yakalayın. Vay alçak vay. Hangi hain yazdı acaba bunu? İmza bir dost. Ben böyle şeye inanır mıyım? İnanmazsın ama. Sen beni aldatır mısın hiç? Yok canım. Olacak şey mi? Olacak şey mi ben seni aldatır mıyım şekerim? Ama sen git istersen bir kere oraya git. Yo niye gideyim? Canım git belki de ben kazara oradayımdır değil mi bakarsın? Merhaba Tom Tom. Aa, ne iyi ettiniz de geldiniz. Ne haber? Ne yaptınız? Geldi mi o ya? Geldi. Anlatsana bakalım. Ha? Hadi anlat. Ne yaptınız? Üçümüz baş başa oturup çay içtik. Üçünüz mü? Evet. O ya. Karım ve ben. Ne? Karın da mı geldi? Hı-hı. Peki mektup? Fatoş mektuba inanmadık ya abicim ya. Ben bu işi beceremeyeceğim. Ben zamparalık yapamam. Yavrum hemen ümitsizlenme be. Yok. Bu işin başka çıkar kolay yolları vardır. Ne usulü ne bir şey abicim. Dur da sana göre bir şey bulacağız. Buldum. Balıkçı Haydar usulü. Tam sana göre iş. Ama bu işi çok sıkı tutacaksın. Nasıl sıkı tutacağım abi? Hadi derya kuzuları bunları savriyet. Ey babam ey babam savriyet. Taze taze bunlar. Haydar abi seninki geliyor. Yavrum yüzünü gören hacı mı hoca mı anam? Asıl sana sormalı hiç uğramaz oldun. Bana bak bu akşam bir masa kur da o biçim diyorum. Tamam balığı sendin rakısı bendin. Hadi bak
Yalnız öteki gazileri de ayarla. Bir klarnet bir de darbuka diyorum. Şunu da koyasın. Koyarım, sen istersin de olmaz mı ya, ayıp ettin. Şey, muhabbetimiz bol olsun diyorum ben, anladın mı? O biçim yapalım her işimizi, al bakayım. Hadi ayıkla güzelce, bir de yıka tuzla. Hadi, hadi yavrum, yarım dünyam benim. Sahaya gidecek misin abi? Ulan durulur mu böyle vaziyette yine? Yengeye ne diyeceksin peki? Oğlum ne demişler? Minareye kılıf yapan kuyuya sandalla girer. Merhaba, kaybeden. Ankara postası geliyor, yarım var mı içinde? Neredeydin bu saate kadar? Bütün gün seni bekledim. Ne yapacaktın beni? İş yaptıracaktım. Ne işi? Şu keserle çivileri al da dama bir teneke çak. Yok. Yağmur tepeme akıyor. Yok ya, ben işmiş yapamam, anladın mı? Boş versene sen. Ne yemek var? Görmüyor ne? Musun, balık ayıklıyorum. Ne? Ulan her gün balık mı yiyeceğiz bu evde be? Ha? Adam ol, eve para bırak da tavuk alıp pişirelim. Para bırakırsam ben kumarı neyle oynayacağım, kumarı? Hayvan! Ne? Bana? Ulan bana bak, terbiyeli konuş. Bir tane patlatırım, Hicaz pulu gibi yapışırsın. Defol, defol Allah'ım, biraz seherim. Git karnını nerede doyuracaksan doyur. Ne? Benim git şahsıma defol, karşı hakaret ediyorsun, kovuyorsun ha? Hayır, kovuyorsun. Sen kovuyorsun, ben kendi arzumdan gitmiyorum ha. Hayır, kovuyorsun. Demiyorum seni, nereye gidersen git, kovuyorum işte. Arabaya bin tokmakla, yürü lan yürü, gidiyoruz Sami'nin evine gidiyoruz. Yaman adamsın be Haydar abi, evde yengeyi nasıl idare ettin? Oğlum iyi bir balıkçı, balığın her çeşidinden istifade etmesini bilmeli, ıskarasından da tavasından da, anladın mı? Tokmakla, yürü bakayım. Yatağa gir, tokmakla. Gördün mü? Eloğlu karıyı atlatmak için ne numaralar yapıyor? Vallahi helal olsun abi. Bu numaraya aklım yattı, bu işi ben de yaparım. Fatoş! Fatoş! Hoş geldin şekerim. Ne kokuyor burası? Sana balık kızartıyorum. Ne? Gene mi balık be? Hı? Ayol, iki aydır ilk defa balık yiyeceğiz. Sen benim balık sevmediğimi bilmiyor musun? Yo, benim bildiğim sen balığa bayılırsın. Benim balık sevip sevmediğimi sen mi bileceksin, ben mi bileceğim ya? Allah Allah, sevmem, 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 sevmem işte o kadar. Ne var senin kuzum? Bir şeye mi sinirlendin? Evet, şey var, sinirlendim. Şey... Ama ne oldu? Şey oldu. Ne oldu? Ne olursa olsun sana ne? Hadi otur, otur da sana kahve pişireyim. Şey olmaz, bir kere sen bana otur şuraya diyemezsin. Ben gidiyorum. Nereye? Balık kokmayan bir yerde karnımı doyurmaya. Belki bütün gece de gelmem. Sevgilim, çocuk gibisin. Eğer canım balık istemiyorsa yemeği verirsin. Sana pirzola yaparım.
Bunun için gece yarısı sokağa çıkılır mı? Çıkılır tabii. Canım sokakta yemek istiyor, işte o kadar. Haklısın. Ne zamandan beri dışarıda yemek yemedik? Benim de canım biraz eğlenmek istiyor. Dur, üzerime bir şey giyip hemen çıkalım. Önce yemek yer, sonra da bir eğlence yerine gideriz. Madem beni yemeğe davet edecektin, bu kadar gürültüye ne lüzum vardı hayatım? Aa, gene beceremedik ya. Abicim senin bu balıkçı Haydar'ın numarası bana tam 1500 liraya patladı. Oğlum hovardalık bu. Hovarda adamın eli açık olmalı. Oya gibi karıya 1500 lira harcamışsın, çok mu? Ne diyorsun, ben bu parayı Oya'ya harcamadım ki. Ben karımla yemek yedim, bir de pavyon derdi çıktı başımıza. 1500 liraya bütün geceyi sabaha kadar karımla geçirdik. Yok ya. Ya. Deme. Bu sefer de beceremedin ha? Beceremedim abicim, becereceğim de yok. Ben bu işten vazgeçtim. Çünkü bu iş bana göre iş değil. Kim demiş? Öyle. Ölmek var, dönmek yok. Bir daha deneriz. Abicim nesini denize, beceremiyorum ki işte. Olacak. Bu sefer olacak. Bak ne yapacağız. Sen şimdi şirketin bir işi için Ankara'ya gidiyorsun. Aa, Ankara'ya mı gidiyorum? Yani sözde nısın, sında mısın? Hani ha. Karı ölebilecek, sen sonra karıyı alıp Pendik'te bir otele gideceksin. Olmaz abicim, olmaz. Ben otele götürdüm onu. Bir tanıdık görürse Fatoş'a söyler. Aa, olmaz. Korkma, kimse görmez. Bu iş denenmiştir kardeşim. Bir şinası vardı, artist, dolandırıcı. Ha. Bak bu herif ne yapardı biliyor musun? Mütemadiyen kılık değiştirir, ondan sonra... Şeker karıcığım, ben stüdyoya kadar gidiyorum. Bir telefon aldım, hemen geleceğim. Ama geç kalma şekerim. Rica ederim. Arkadaşlar gelecek. Kirpinin uçları ciğerime batıyor. Seni görünce kalbim gümbür gümbür atıyor. Gümbür gümbür atıyor. Aman yar canım yar, senden başka kimim var? Aman yar canım yar, senden başka kimim var? Sakın söğüt dalleri, sürünüyor yerlere. Senin gibi güzel, doğar ancak bizlere, gelir ancak bizlere. Aman yar canım yar, senden başka kimim var? Aman yar canım yar, senden başka kimim var? Gel bir Abdullah'a düşürmeden yerlere. Ölürüm de bırakmam yarim seni ellere, yarim seni ellere. Aman yar canım yar, senden başka kimim var? 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 Aman yar canım yar. Hadi.
Abi be, vay canına be, herife aktan oldum ya. Tamam abi, tamam, bu işe aklım yattı benim. Biraz zahmetli ama doğrusu Oya'yla bir gece geçirmek için bu zahmete değer tamam, yani. Tabii de, tabii değer. Ya. Sen şimdi karına iki gün için Ankara'ya gidiyorum dersin. Ama ben gitmeyeceğim Ankara'ya. Gitmeyeceğim. Ne salatalık heykelisin be, tabii gitmeyeceksin. O öyle bilecek, ben onu Fikret abi bana böyle öğretti derim sorarsan. Ankara'yı da münasip yerinde benim namıma bir ısırırsın artık. Bu sefer tamam. Of. Ne var gene senin Hamdi? Ya şu bizim Fikret abiye bazen öyle sinirleniyorum ki yani. Niye? Ne oldu? Canım ya, ne kadar Ankara'ya varsa bana yüklüyor birader. Yani iş, orada bir iş varmış Ankara'da, ben gidecekmişim illaki. Ya mühim bir iş mi? Yok öyle yani, 50 bin liralık kadar bir iş öyle. Oo, az para değil. Ama karıcığım, ben evimden, senden ayrılıp da nasıl Ankara'lara giderim yani, değil mi ya, bilmem. Çok kalacak mısın? Bilmiyorum valla, 2 gün sürer diyorlar, 3 gün sürer diyorlar, vaziyete bağlı artık yani tabii. Gideyim mi, ne dersin? Madem ki iş meselesi, mecbursun. Ya mecburum, mecburum, çok mecburum. Sen benim valizimi hazırlayıver bari. Ne zaman hareket ediyorsun? Valla işte o hareket şeye bağlı, bizim hareket karşı tarafın hareketine bağlı. Mamafi katı olunca ben sana söyleyeceğim tabii. Taksi! Taksi. Tal. Zannettiler galiba. Bugün boğazı geçen 500. arabasın. Sizi tebrik ederim. Bir Anadolu kazandınız. Allah Allah. Hem arabayı kazandı hem de kaçıyor. Ne biçim adam bu ya? Allah'a ısmarladık. Bu sefer de olmadı. Başka sefere. Şu bendeki şansa bak be abicim ya. Tam araba vapuruna girdim, 10 tane fotoğrafçı çat 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 resimlerimi çektiler. Meğer ben 500. arabaymışım da hediye kazanmışım. Kalbim duracak zannettim, böyle oradan nasıl kaçtım Allah'la ben bilirim ya. Yok abicim yok, ben zamparalık falan yapamam, benim kısmetim bağlanmış. Benim imkanı yok, bu tarakları beceremem. Olmaz öyle şey, zamparalıkta tehlike olur. Hovarda adam bu gibi şeylerden katiyen kaçmaz.
Dinle beni, bu sefer muhakkak olacak. Yok abicim, ben tövbe ettim bu işten. Bir daha vazgeçtim, katiyen yapmayacağım, yapamıyorum. Hayır, bu sefer yapacaksın. Hayır. Çünkü ben de senden beraber geliyorum. Nereye? Ankara'ya geliyorum seninle. Aa, Ankara'ya mı gidiyoruz? Lan ne sinamek herifsin be, karılar öyle bilecek. Haa. Bu parayı muhakkak koparmamız lazım. Yarın akşam Ankara'ya gidiyoruz. Ankara'ya mı gidiyorsunuz? Evet, Ankara'ya. Hadi az değil bu, 50.000 lira bu para, az para değil. Abicim affedersin, ben gelmesem de sen yalnız gitsen... Olmaz, beraber gideceğiz. Yahu sen benim ortağım değil misin? Ortağım. Ya bak, Ankara'ya gidelim diyor ya. Ne yapalım, lazımsa gidersiniz. Ama karıcığım, ben seni nasıl yalnız bırakabilirim ki? Şeye bak, Fatoş 2 gece bizde kalıverir. Ha? 2 gece. Öyle ya. Peki abi, farz et ki o Ankara'ya gittik, hani orada nerede kalacaksın? Ananın... Fikret her zaman aynı otelde kalır. Merak etmeyin, sizi rahat ettirir. Hadi hazırlan, yarın gidiyoruz. Hadi bakalım. Bak, annesinin oteli varmış. Ben karışmam. Bırakın böyle mahcup tazeler gibi içki içmeyi yahu. Oya Hanım'a karşı senin yerine ben utanıyorum. Hadi bakalım, şerefe. Eyvallah. Aşk olsun abi, ben içki içmekten korkmam ki. Şerefinize efendim. Bırakın beni, sizi bizi konuşmayayım be. Bizim gibi yapın bak. Öyle değil mi şekerim? İşte böyle. Dur. Ay, üstüme dökeceksin şimdi. Hadi gel şerefim. Otursana Fatoş. Ne o, şimdiden kocanımı öğredin yoksa? Yok. Özlemek değil de ne bileyim. Bir tuhaf oldum işte. Şimdiye kadar hiçbir geceyi ayrı geçirmemiştik. Şimdi Ankara'da otele inmişlerdir. Ankara'yı da hala vermediler. Anam, çık şuraya bakayım, göreyim o güzel filiz vücudunu yavrum. Allah Allah! Of babalım! Allah Allah! Ah işte! Mutlaka onlardır. Alo? Evet, burası. Ankara Yalçın Oteli mi? Fikret Ateş Ok Bey ile görüşmek istiyorum. Ne? Orada yok mu? Nasıl olur? Yer ayırtmadı mı? Yer ayırtmadı mı? Peki. Teşekkür ederim. Allah Allah, yer ayırtmamışlar. Sakın başlarına bir şey gelmesin. Dur bakalım, şimdi anlarız. Yazıhanedeki sekreter kızla aramız pek iyidir. Benden bir şey gizlemez, onun evini bir arayalım. Oyaman of, bende takat kalmadı. Odalar hazır mı? Hazır efendim. Nihayet yalnız kalabildik. Evet, nihayet kalabildik de bir yalnız oda, bir siz, ben, koltuklar var, bir de tabii öte böyle... Niye öyle uzakta duruyorsunuz, yanıma gelsenize. Ha, geleceğim gelmesine de yalnız şey demek istiyorum, yani acaba bir içki ister miydiniz mesela? Hayır, içki değil, sizi istiyorum. Neden ceketinizi çıkarmıyorsunuz? Öyle mi? Ceket... sahi çıkartmamışım ama çıkartırım. Herhangi bir şey olmasın. Çıkarttım. Sizi 1-2 dakika yalnız bırakırsam bana dönülmez. Yok canım, rica ederim. Rica ederim ama ceketimi de giyerim. Sizi çok bekletmedim ya. Yok canım, aşağı yukarı bilmiyorum zamanı ama... Çok... Ceketi gene giymişsiniz. Öyle mi? Sahi, Erzurum'a kar yağdı dediler de burası da soğuk olursa diye tabii. Kusura bak. Of, üşüdüm. Burası biraz serin galiba. Yavrum, ben seni şimdi ısıtırım. Gel babana. İşte böyle.
Hadi gel. Geleceğim. Gelmesine geleceğim de ceketim düşmüş, şeyi düşmüş yere, cüzdanım. Onu almadan bak. Bu da Fatoş'un resmi. Ben bunu her zaman böyle yanımda taşırım. Öyle mi? Öyle iyi kadındır ki. Şimdi beni Ankara'da biliyor. Herhalde yalnız sıkılıyordur. Sıkılmaz, sıkılmaz. Yalnız değil ki, Fikret abi ileride kalıyor. Onun karısıyla beraber. Bu Ankara dalgasını da Fikret abi uydurdu zaten. Öyle mi? Evet. Yoksa bana kalsa dünyada bu işleri beceremem. Fatoş öyle iyi kalplidir ki Ankara'ya gideceğim deyince hemen inandı. 10 senedir evliyiz. Ben ona ilk defa yalan söylüyorum. Fatoş'la biz nasıl tanıştık biliyor musunuz? Fikret Bey, hayatımda sizin kadar çapkın erkek görmedim. Şu halinizi bir karınız görse. Onun ruhu bile duymaz anam. Gel bakayım bana yavrum. Bismillahirrahmanirrahim. Sakin olun. Hayır. Kocanın bu otelde metresiyle buluştuğunu biliyorum. Söyleyin hangi odada kalıyorlar. Yoksa bütün oteli arayacağım. Onu elimle yakalayacağım. Ya işte Fatoş'la böyle tanıştık. Herkesten gizli buluşuyor. En tenha yerlerde el ele diz dize saatlerce oturuyorduk. Babası rahmeti duyduğu zaman kıyameti koparmıştı. Çünkü benim o zaman böyle param filan yok. Ama tabii çalıştım. Gece gündüz çalıştım ve nihayet muvaffak oldum. Çok şükür Allah'ıma. Fikret abi de o zaman çok yardımcı olmuştu bana. Sonra babası birdenbire değişti tarihi. Ben şeyimsin. Arkadan evlendik. Tabii tam 10 sene oluyor. Ve 10 senede de ben ilk defa yani... Uyumuş. O alçağı beni aldatmak ne demekmiş göstereceğim. Sakin olun. Sakin olamam. Sakin geliyorum olun. Fikret, geliyorum. Açın. Eyvah. Eyvah bizim. Açın. Açın kapıyı. İçeride olduğunuzu biliyorum. Açmazsan kapıyı kıracağız. Eyvah, aman saklan. Seni ahlak düşkünü, seni ırz düşmanı, seni soysuz herif. En sonunda bana ne yapacaksın ha? Yahu karıcığım bak anlatayım. Dinle. Matmazel pasaportunu kaybetmiş. Turist yahu. Ne anlatacaksın? Yahu turizm davası. Ne anlatacaksın? Allah. Her şeyi gözlerimle gördüm. Karıcığım. Senden boşanacağım. Çatır çatır nasıl alacağım. Memur turist... beyler gözlerinizle gördünüz. Zor tutun çabuk. Gidiniz. Yürüyün. Az mı basıldık bu vatanda biz? Yürüyün. Allah Allah. Geliyoruz. Çekil. Seni aldatmanın ne olduğunu göstereceğim sana. Hayır, hadi yürüyün kardeşim, değil mi? Derdinizi sonra anlatırsın. Bırak derdim falan yok. Cihaloğlu hamamında mıyız yahu? Dur beyim. Kardeşim kapatalım bir kere. Kapatın da yürüyelim beyim. Sana bunu hadi pek pahalıya ödeteceğim. Kardeşim bu kanun yok Allah Allah. Fatoş!